Battaniyenin altına bakın ne oluyor? Aaa! Yataktan çıktı görüyor musunuz? Aaa! Çıktı! Çünkü herkesin peşinde öldürecek kaçırlar. Abi sadece ama sadece şunu hayal edin. Yatağınızın içinde, bakın içinde biri saklanıyor ve geceleri oradan çıkıp sizi izliyor. Bugün yine Life of Luxury kanalından bir video izleyeceğiz ve bu videoda kadının yatağının altında bir şey var. Yani biri mi bir şey mi ben de bilmiyorum. Hani bu bir insan mı, yaratık mı? Ve bu kadını oradan izliyor abi. Bu bir sapık da olabilir, bir yaratık da olabilir, ben de bilmiyorum. Bakalım neler göreceğiz, hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz, anlamaya çalışacağız. Ama her şeyden önce alt taraftan bir like atın, videoda rica etsin bu tarz videoları devam için ve kanalıma ilgiliyorsanız da mutlaka abone oluyorsunuz. Unutmayın bildirimlerinizi açın. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Evet, önce böyle bir introyu izleyelim arkadaşlar. Biri var lan dışarıda, kadın bağırıyordu ona ne oluyor falan. Geceleri evime geliyor. Oh! Kameramızı mahvetti. Kadın çıldırarak uyandı lan. Abi introda gördünüz neler oldu. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Tyler isimli 18 yaşındaki bir kızdan e-posta almışlar. Ailesi 2 aydır tatil için şehir dışındaymış. Tyler evinde birinin yaşadığına inanıyormuş. Evden böyle ayak sesleri geliyormuş ve böyle çizme sesleri geliyormuş, tıpkı bir hayvan gibi. Evi terk edilmiş bir akıl hastanesinin yanındaymış. Abi! Evi terk edilmiş bir akıl hastanesinin yanındaymış. Sonunda benden daha delisini buldum. Benim de evim mezarlığın dibinde abi. Gerçekten de dibinde. Resmen evim mezarlıkta abi. Yemek siparişlerinde diyorum ki evim mezarlıkta benim. İkinci kanalıma ve mobil oyun kanalıma da video atmaya başladım bu arada arkadaşlar. Açıklamada linkleri var. Mutlaka gidin abone olun o kanallarıma da. Oralara da düzenli böyle video atmaya çalışacağım. Kanıt olarak da şöyle bir video göndermiş abi kız. Oo! Ağacın arkasında bir şey var. Abi insan değil bu. Ne istiyorsun? Lütfen yalnız bırak beni diyor. Abi korktum lan. Tyler'ın evine gideceğiz ve gerçekten biri var mı bunu göreceğiz diyor. Evet bir sponsor var. Buraya geçelim abi. Bize sponsor değil yani. Şimdi devam ediyoruz abi. Bakalım neler olacak abi bu videoda. Evinde sence biri var mı gerçekten diyor. Şüphelenmeliyiz falan diyor galiba Peter'da. Sesler diyor bunu hayal mi ediyor diyor Peter. Bir dakika, tımarhanenin yanında yaşıyor diye biraz galiba dalga geçti abi. Yani o da akıl hastası olabilir falan diye. Bakalım şimdi evine doğru gidiyor abi kızın. Görüyorsunuz. Kamerası benim kamerama benziyor lan. Yok ama değil. Yok benim kameram değil. Evet eve geldiler abi. Gece saat 11.30. Abi gerçekten de akıl hastanesinin yanındaymış kızın evi. Onları satıyor abi. Siz yaşar mıydınız akıl hastanesinin tımarhanenin yanında bir ev? Akıl hastaneleri de çok korkunç oluyor abi. Yani çünkü bazı akıl hastanelerinde böyle paranormal olaylar yaşanıyor. Mesela Old Last'tan biliyorsunuzdur belki. Evet, Tyler buymuş. İçeri girip konuşabilir miyiz dedi. Yani tabii ki kapıda anlatıp geri mi gidecektiniz? İçeri gireceksiniz tabii. Ev çok iyi bu arada lan. Ama böyle bir ürpertici bir görüntüsü yok değil. Bize biraz anlatır mısınız yani sorun ne? Biri beni izliyor, onun geceleri evime geldiğini düşünüyorum diyor. Onu gördüm diyor. Ne gördün? 2 gece önce su içmeye aşağı indim ve birinin arkamda durduğunu hissettim. Arkama döndüm, hiçbir şey yoktu diyor ama yatak odamın kapısı açıktı diyor. İçinde bir şey varmış gibi hissediyorum diyor. Yatağın içinde bir şey olduğunu hissediyorum diyor lan. Dokunduğunu hissediyorum diyor. Rüya mı gerçek mi bilmiyormuş ama bir şey ona dokunuyormuş abi geceleri. Çok korkunç lan. Delirdiğimi düşünüyordum fotoğraflarını çekene kadar diyor. Oha! Bir dakika. Yiğit diyor, erkek diyor ama kızdı lan o. Bir dakika.
Abi kız değil mi lan? Saçları uzun. Bak burada da abi onu yakalamış, görüyor musunuz? Bu değil mi lan bahsettiği? Bak böyle bir yerden geçerken onu yakalamış abi fotoğrafla. Are you sure it's not just like a joke by your friend or boyfriend? Bir arkadaşın, sevgilin şaka yapıyor olabilir mi diyor? Gerçekten de biri olduğunu biliyorum ama nerede olduğunu bilmiyorum diyor kız. Evet, evin her yerine kamera kuracaklar ve olayı çözmeye çalışacaklar bu iki gizem abisi, abimiz, YouTuber abimiz. Endişelenme, normal bir şekilde uyu dediler. Abi nasıl endişelenmesin? Yatağın altında biri olduğunu hissediyorum diyor. Bana dokunuyor diyor geceleri. Ve su içmeye giderken arkasında hissetmiş abi. This place is really big, bro. Burası bayağı büyük. Bro diyor. Önce aşağıya kuruyorlar kameraları. Bakalım gece neler kaydedecekler abi. Aa! Parker, you need to come look at this. Kilitli bir kapı var. Cameras upstairs. Come on. Okay. Lan bak, baksaydınız ya. Abi bakın bu Peter hep böyle yapıyor. Chester umursamıyor ama Chester hep böyle detaylar falan gidiyor. Geçenki videoda hatırlıyorsunuz. Bu ablasının başına bir olay geliyordu hani. O videoda Chester böyle fark etmişti bir şeyler. Ama Peter ona inanmamıştı abi. Geçiştirmişti yani. İzleyenler hatırlamıştır belki. Biz arabaya gideceğiz diyor. Sen rahat bir şekilde uyu diyor. Arabadan izleyecekler kamerayı. Oğlum adamın bakışı çok garipti lan. Aa! Şu an bundan korkuyorum. Abi normal bakmıyor. Çok korkmuş bakıyor. Işığın etkisiyle mi bu bilmiyorum ama. Dude, what's up with onun nesi var dedi. Abi bence bu kızda da bir şeyler var. Çünkü evde kilitli bir kapı vardı. Gördünüz değil mi? Chester söyledi hatta. Evde kilitli bir kapı var. Okay, so orada bir şey saklıyor olabilir kadın. Veya bilmiyorum yani. Kadın mı kilitledi oraya acaba? Ama ilginç. Anlam veremedim şu an. Büyük ve korkunç bir ev diyor. Yeterince kameramız var mı? Umarım diyor. Şimdi rahatlayalım, izleyelim diyor. Evet, kamera kayıtlarını izlemeye başladılar abi. Biz de izliyoruz aynı zamanda. Tyler'ın odası. Burası salon, koridor daha doğrusu. Aşağı kat. Abi yine bu kanaldan böyle videolar izlemi istiyor musunuz? Veya böyle paranormal olay, korku videoları, korku tepki videoları yorumlara yazın. Şu an her şey normal gibi görünüyor. Saat gece 1 olmak üzere abi. Abi her an bir şey olacak. Bunlar uyuyakalmasın lan burada. Müzik de çok korkunç geliyor. Spare bedroom. O ne demek? Aa! Kapı açıldı. Go back to that camera. Kızın yatak odası galiba. You see that door's opening. Kapı açılıyor. Oha! Lan bu ne? Bu insan değil. I don't know, dude. I think Taylor was right. Kızı izleyen bir yaratık galiba. Bro, can you please suratına bakın. Okay, so we know there's a guy in the house. Sakin ol diyor. Evde bir adam var diyor. Bu adam ne istiyor diyor. Abi adam sapık mı? Ne bu? Oo! Yaratık mı bu? Ona bakamıyorum diyor. İğreniyorum diyor. Aha! Başka bir yatak odasında şu an. Aa, kameraya bakıyor. Çıktı. O yatak odasından çıktı. Şimdi kızın yatak odasına gidecek kesin. Kapıdan bile daha uzundan. Gerçekten de öyle. Kız şu an uyuyor. Bakalım onun mu yanına gidecek abi? Kesin onun yanına gidecek. Nereye gitti? Harbi nereye gitti lan? Bakın bura geldiği oda. Aha! Alt katta. O kilitli odaya mı gidecek acaba lan? Aa! Aa! Kamerayı kırdı. Yatak odasının kamerası mı gitti? Bütün kameralar gitti. Dude, so three of our four cameras aren't working. How is that even possible? Kameraların hiçbiri çalışmıyor şu an. Maybe there's a problem with the connection or something. Hold on, let me try to fix it. Bağlantıda mı bir sorun var diyor. Sadece bir kamerayı kırdı ama. Abi aniden fırlamasın şimdi ekrana. Alt kat. Salon bakın hepsi gitmiş kameraların. Ne olacak? Aa!
Lan yatak hareket ediyor. These cameras aren't working. Try closing the app. Abi baksanıza o kameraya. Battaniyenin altına bakın ne oluyor? Aaa! Yataktan çıktı görüyorsunuz. Abi izlesenize kamerayı. İzleyemiyorlar şu an. Abi şu an... Aaa! Aa, şuna bakın yataktan çıktı. Bu ne lan? Çıplak mıydı lan o bir de? Aaa! Abi bu ne? Aaa! Bize saldırıyor. Anasını diyeyim. Yo. Dude, do you hear that? Tüylerim diken diken, yemin ederim tüylerim diken diken. Çığlık sesini duydular Tyler'ın, gidiyorlar şimdi. Aaa! Görüyor musunuz? Yataktan çıktı resmen lan o yaratık. Aha! Yardım istiyor kız şu an, bağırıyor yardım edin diye. Kilitli odaya mı götürdü lan? Nerede? Aa! Gel bizimle eller. Aaa! Çıktı! Çıktı herkesin peşinde öldürecek, kaçın lan! Abi öldürür mü? Aaa! Çok korkunç! Kaçıyorlar şu an, kızı da aldılar. Anarı satayım! Arabaya biniyorlar. Abi o kilitli odada ne vardı ki? Endişe etme, seni güvenli bir yere götüreceğiz bu gece diyor. Tyler'ı geri bıraktık, ailesiyle iletişime geçtik ama hiçbir sonuç alamadık diyor. Aa bir dakika, kız kaybolmuş galiba bir daha. Kızı evlerine bıraktıktan sonra kıza bir daha ne kıza ne ailesine ulaşabilmişler. Böyle anladım yani ben. Onu satayım. Arkadaşlar gördünüz neler yaşandı. Gerçekten şok geçirdim abi izlerken. Tüylerim diken diken oldu. Gerçekten çok korkunç bir videoydu. Sonunda kıza ne oldu bilmiyorum. Bulamamışlar galiba bir daha kızı. Yani ailesine de ulaşamamışlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Videonun sonuna kadar umarım yaşayacağım. Mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Lalalalalalarsan daha az yok. Kendinize bakın. Görüşürüz. Olsun ve canlısı. Sizi de çok seviyorum. Bunu daha sonra unutmayın.